Anne! 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 Maya, sakin olsana. Anne! Efendim ana. Melek, bir haber var mı? Ebru iyi mi? İyi, bir haber olursa ben ararım zaten, tamam. Melek! Hepsi benim suçum. Ben buraya geldim. O da buradaydı. Sonra kavga çıktı. Bağırmaya başladı. Baran dedi. Oğlum bile senden kaçıyor dedi bana. Benden kaçabilir mi? O kadın abimi de elimden aldı. Abimi kaybettim. Öldü. O buraya gelmeden önce her şey çok güzeldi. Ama o geldikten sonra her şey karanlık. Çok karanlık. Ebru, kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben mi yaptım? Benim suçum. Narin, bu söylediklerin bir suç itirafı. Söylemem. Abimin ölümüne de ben sebep oldum. Söyleme Narin. Benim yüzümden öldü abim. Ebru'ya da. Söylemem. Biliyor musun Oğuz? Seni sevdiğimi itiraf etmek daha zordu. Seni sevdiğimi söyledikten sonra benim gönlümden bir yük kalktı. Biliyorum. Hiçbir şey olmadı. Olamazdı da. Ama ben çok rahatladım. Lütfen. Ben katil mi oldum şimdi? Beni tutuklamaya mı geldin? Thank you.
sakin ol, tamam ya. Normale döndü. Şu an müşahede altında. İç kanama şüphesiyle aldık. Şu an durumu iyi. Sakin olun. Anne! 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 Hadi bakalım şu kolundaki yerim. Abla, Maya ablam da Adana'ya gitti. Niye gelmedi? Abla niye gelmedi? Deniz ablan nerede kaldı Rüzgar'cığım? Peki annem? Hadi gel biz kahvaltıya geç kalmayalım. Abla. Hayırdır inşallah? Ya o da dumanlıydı, korktum çocuk için o yüzden. Sadece ondan mı? Ondan abla. Sabaha kadar uyutmadın mı sen? Biraz huzursuzdu. Ana! Nereye? İçimde bir sıkıntı var Emine. Hastaneye gideceğim. Ana Meleği ararız, bir dur. Ben Meleği aradım. Kemküm etti, kapattı. Ana kurbanın olayım. Bir kahvaltını yap, ilacını iç, sonra beraber gideriz. Zaten kötü bir şey olsa bizi ararlar. Hadi kurban olayım ana, otur gel. Ana. Evden birilerini aramak ister misin ha? Kimi? Kendal Hanım. Kendal gelse iyi olur. Tabii. Kendal abim. İyi olur gelse. Arayayım ben. Narin. Sağ ol. Ha? Ne oluyor ya? Ne var? Ne oldu Narin? Abi ben Oğuz'un yanındayım. Niye ki? Ben Ebru'yu... Ne dedin Oğuz'a Narin? Karanlık abi, çok karanlık. Sakın başka bir şey deme. Ben avukat alıp hemen geleyim. Duydun mu beni? Sakın!
Nasıl oldu acaba ya? Ne bakıyor? Teşekkür ederim. Ne için? Mehdi için. Dün gece yaptıkların için. Ana bak ne güzel gülüyor. Melekler uyuyan bebekleri güldürürmüş. Asım'ın aklı fikri sırf Mehdi'de. E kardeş tabii. Ebru yengeden haber var mı ya? Ben konuşamadım da Melek'le. Ben konuştum Melek'le. Ebru için iyi falan dedi ama sonra kapattı. Aa, bir şey mi oldu acaba yine? Özlem, sen gel bana mutfakta yardım et. Bir dakika Emine abla ya. Hadi Özlem, hadi kızım. Rüzgar'ım, kuzum. Gel bak Mehdi'ye gel. Bak sen de Asım da abi oldunuz ha? Bak şuna bak. Ha? Narin sormak zorundayım. Sen mi yaptın? Nari beni duyuyor musun? Nari sen mi yaptın? Neden yapıyorsun söyle. Lütfen bana gerçeği anlatır mısın? Ebron kesici bir aletle yaralanmış. Sen mi vurdun Nari mi? Sen Narin, ne yaptın? Ulan bir taraf toplarken bir taraf dağılıyor be. Alo avukat, derhal jandarma komutanının önüne gel. Elinde ne iş varsa bırak. Uçarak gel, uçarak haydi. Bir çuval inciri berbat edersin Narin. Ah Narin, ah! Annem, çay koyar mısın? Kendal nerede? O az evvel çıktı, apar topar. Narin? Baba evinde ana. İyiden iyiye kapadı kendini. Abisi öldü. Kolay mı ya? Hepimizden büyük düşündü onun acısı. Özlem. İlk defa iyi bir laf ettin ha. Rüzgar'cığım. Ekmeğine reçel süreyim mi? Yok olmaz böyle. Gidip getirmek lazım. Ama önce hastahane. Benim hastahaneye gidip bir tansiyonumu ölçtürmem lazım. Hadi biz okula. Konuşuruz. Ada gel kızım. Teşekkür ederim. Hadi götür kardeşim. Ana. Ebru yengeye bunu kim yapmış olabilir sence? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Yani az buz da değil ya. Deşmiş kadın resmen. Tövbe yarabbim. Kim yaptıysa artık Ebru ablayla derdi çok büyükmüş. Thank you.
Bu senin değil mi? Bunu Fırat abinin arabasının uçtuğu yerin yakınlarında bulduk. Ne olur bana gerçekleri anlatır mısın? Gel avukat, gel. Şimdi beni iyi dinle. Benim teyze kızı var Narin, bilin değil mi? Evet. O aradı, Ebru'yu bıçakladım diye ama bir şey de hatırlamıyor. Ne yap, et onu kurtar. Şimdi içeride, komutan almış. İtiraf etmiş mi? Bilmeyeyim, çabuk bir şeyler yap Narin saçmalamadan, haydi. Neler oluyor Narin? Görüntülerde seni Fırat abinin arabasında gördüm. Sonra cüzdanını bulduk. Fırat abinin evi ve atölyesi dağıtıldı. Aynı yerde Ebru Hanım yaralı olarak bulundu. Şimdilik nasıl olduğunu bilmiyorum ama... işin içinde Kendal var değil mi? Tespihini ona sen mi götürdün? Buraya böyle giremez. Nalin. Komutanım, bir anda içeriye daldılar. Engel olamadım. Tamam, çık oğlum. Neler oluyor komutan? Asıl ben sorayım Kendal Bey. Ne demek ya? Ya yeter! Yeter! Abi ben dayanamıyorum artık. Kendal Bey, böyle kafanıza göre içeri giremezsiniz. Kendal Bey, isterseniz biraz dışarı çıkalım. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Duydun mu beni? Yüzbaşım, müvekkilimle yalnız görüşebilir miyiz? Hala cevap vermiyor ya. Bir şey mi oldu acaba? Bilmiyorum da var bir gariplik yani. Ada? Hadi gelin biz bırakalım sizi. Maya ablam sizde mi kaldı? Maya mı? Dün akşam sizde kaldı ya. He, tabii ya bizde kaldı. Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Maya ablam da annem de gitti. Aynı babam gibi. Rüzgar! Ne oluyor ya? Nari'nin cüzdanını bulduk. Tespihi de size o getirdi öyle değil mi? Yüzbaşım. Yüzbaşım, Narin Hanım susma hakkını kullanmak istiyor. Rüzgar, Rüzgar! Rüzgar dur ablacığım, dur ne olur. Yalan söylüyorsunuz işte. Babam da Maya ablam da gitti. Sen de gideceksin, biliyorum. Ablacığım, ablacığım kimsenin bir yere gittiği yok. Tamam mı? Sana inanmıyorum. Babam da öyle dedi. Ama beni bırakıp gitti. Rüzgar. Bak ablacığım. Maya ablan gelecek.
Biz şimdi okula gideceğiz. Akşam eve geleceğiz. Maya ablan da gelmiş olacak. Sen de bana inanacaksın, tamam mı? Söz mü? Söz. Ben annemi çok özledim. O da gelecek mi? Gelecek. Belki bugün gelmez ama... gelecek. Maya. Hadi al bir şeyler ya, ne olur. Sizin de bilginize başvuracağız Kendal Bey. Narin Hanım susma hakkını kullanacak. İyi. Narin'i de alıp gidelim. Haydi. Maalesef buna izin veremem. Savcı Bey'in karşısına çıkana kadar serbest bırakamam. Ayrıca bana öyle geliyor ki bu işin sonunda en çok siz zarar göreceksiniz. Duyuyun değil mi? Düpedüz tehdit ediyor beni. Biz gidelim Kendal Bey. Başını nasıl belaya soktun bilmiyorum ama bu işin ucuna sen varsın. Buna eminim Kendal. Bunu ortaya çıkarana kadar da durmayacağım. Şimdi sen yanına güvendiğin bir avukat daha al. Gerekirse iki, üç. Neyse işte. Tamam Kendal Bey, hiç merak etmeyin. Zaten net bir itiraf yok. Şüpheli sadece. Onu bunu bilmem. Nain'i bu işten çekip alacağım. Şimdi git, ne gerekirse yap. Haydi. Merhaba, hastaneye götürüyor musun? Sen burada abimle konuşmak istemiştin. Ben de cesaret edemediğimden, daha doğrusu paran için sana konuşma demiştim. Sana beni bekle diyemem dedim ben sana. Hakkım yok demiştim. İşte şimdi de yok. Benim hiçbir şeye hakkım yok. Hiçbir şeye. Bizimkiler bu olayı duyunca ben çok yalnız kalacağım. Biliyorsun değil mi? Yani aslında ben hep yalnızdım ama... ilk kez bu kadar olacak. Bırakmazsın değil mi?
Aslan. Seni asla yalnız bırakmam. Bu gözyaşları benim için mi? Teşekkür ederim. Bana hayatımdaki ilkleri yaşattığın için çok teşekkür ederim. Benim sevilecek, uğruna gözyaşı dökülecek bir kadın olduğumu hissettirdiğin için. Elime dokunmadan kalbime dokunduğun için çok teşekkür ederim. Uyudu mu? Uyudu ana. Sibel, ocağa yemek koydum. Arada bir karıştırıver. Tamam abla. Hayırlı haberlerle gelin inşallah. Neden, ne oldu? Ana, bir yukarı çıkalım. Diyeceklerim var. Siz de gelin. Haydi. Söylesenize. Ana sakin ol. Bir şey oldu. Sakin ya. Ne? Ne oldu? Söylesenize. İç kanaması başlamış. Ameliyat aldılar. Ana otur. Kendi al. Dene diye çıksan. Çıkacağım ben. İşim gücüm var. Önce Ebru'ya sonra Nane'ye gideceğim. Ana otur. Diyeceklerim önemli. Emine, anama napını ver. Kendi al. Dene diye çıksan. Ana, önce hapını iç. Diyeceğim. Ana, bu nasıl denir bilmeyeyim ama Ebru'yu kimin bıçakladığı bulundu. Kimmiş? Ana bak, sakin ol ha. Ana, Ebru'yu yaralayan, bıçaklayan, yani neyse işte. Narin. Narin mi? Ne? İtiraf etmiş ana. Narin? Olayı tam hatırlamıyor. Ama Oğuz'a öyle demiş. Yani şimdi Narin hapiste mi? Ana ne yapayım? Ada, Maya. Hadi bir şeyler yiyin, böyle olmaz. Ebru yenge için güçlü olmanız lazım. Bak, halam doğru söylüyor, hadi. Maya. Biraz konuşalım mı seninle? İç kanaması başlamış. Ameliyatı aldılar. Şimdi biz de bekliyoruz. Ben bir kızlara bakayım. Maya. Ayşe. Ne olursun ağlama. Bak, Ebru abla çok güçlü kadındır. İyileşir. Anneme bunu yapanı bir elime geçireyim var ya. Sen dur. Önce ben. Bunu yapanı bir bulalım. Elimden çekeceği var. Hele bir Ebru uyansın da.
Ana, dur hele, nereye gidiyorsun ya? Beni Narin'e götür dedim sana Kendal. Ah ana ya, ah! Narin nasıl böyle bir şey yapar ki? Kim bilir? Mümkün değil. Narin huysuz falan ama yapmaz. Ama yani Emine abla ya, sen de biliyorsun işte. Geldiğinden beri diş biledi kadına. O kadar da şaşırmamak lazım değil mi? Özlem, o başka, bu başka kızım. O da doğru. Kadını öldürmeye kalkmış resmen ya. Yazık Ebru yengeye vallahi. Özlem. Yalan mı Emine abla? Kendi de söylemiş zaten. Beni de aklım almıyor vallahi. Paylaşamadığı ne var ki Ebru ablayla bunu yapacak? Bence o yapmamıştır. Ben inanmıyorum. Kesin başka bir şey vardır bu işin içinde. Tabii. Sen ne kadar tanıyorsun ki Narin'i zaten? En azından kesin o yapmıştır diye insafsızlık etmiyorum. Burası yakışmaz sana. Senin burada ne işin olur? Hadi gidelim. Nereye gideceğiz ki? Evimize. Ana ben niye buradayım? Ben de onu diyeyim. Sen niye buradasın? Hadi gidelim. Dediler ki... Kendal dedi ki... Sen şey yapmışsın... Ama sen yapmazsın. Hadi gidelim buradan. Ben yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum ki. Kendime diyorum ki... Yaptın işte Nari. Niye inkar ediyorsun? Niye kendine böyle yalan söylüyorsun? Ama ben yıllardır kendime yalan söyledim zaten. Yıllarca Baran benim oğlum dedim. Ama değildi. Yalandı. Değil. Murat benim kocam dedim. O da yalandı. Değil kızım. Biliyorum ki yaptım. Sonra bir bakıyorum her şey karanlık. Çok karanlık. Çok korkuyorum ama. Zaten hayatım boyunca hep korkarak yaşadım. Hep korktum. Duyulur diye. Öğrenilir diye. Gider diye. Ama gitmesinden korktuğum insan... ...elinde sonunda bir gün gidiyor değil mi ana? Annem nasıl? Anne. Ebru Hanım ameliyattan çıktı. Geç. Efendim yenge. Ebru nasıl? Daha iyi. Melek sorma başımıza gelenleri kız. Ne oldu ki? Bak benim bilgim yok. Bunu zaten biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Kusura bakma. Senin de fena. Tamam. Geçti gitti. Bence siz asıl sorun neyse onu çözün. Delireceğim ben ya. Ne yapacağımı şaşırdım. Artık onu da sen bulacaksın.
Ben dayağımı yedim. Ama Ada niye böyle bir şey yaptı? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Önemli olan bu. Ben biliyorum da nasıl çözeceğim onu bilmiyorum işte. Ya buna bakmam lazım, kusura bakma. Efendim teyze? Emre, neredesin sen? Yine kaçmışsın. Hastanedeyim. Adayla Maya'nın yanına geldim. Hastaneye mi? Tamam. Ama en azından giderken haber ver. Ya teyze, ben onu unutuyorum işte. Kusura bakma ya. Tamam. Nasıl Ebru Hanım? Kızlar ne durumda? Yok, daha giremedim ki içeri. Haber veririm ben sana. Tamam, ben de buradaki işlerimi bitireyim, hemen geleceğim. Tamam mı? Tamam. Tamam, görüşürüz. Sen neden buradasın Narin? Neden susayım? Sen niye burada değilsin ana? Sen niye burada değilsin? Sen nasıl susuyorsun? Becerebildiğin için mi susuyorsun? Ben susamadım, ben beceremedim. Dilim sussa elim. Elimi kıssam gözüm. Gözümü yumsam. Kalbim susmadı ana. Abim söyleyecekti. Sen demişsin ki, söyle artık bitsin bu iş. Beni bitirmeye karar vermişsin, öyle mi? İşte bittim. Deme öyle kız. Ben artık ne diyeceğimi de bilmiyorum. Nasıl susacağımı da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ebru'yu vurdum mu, vurmadım mı onu da bilmiyorum. Her şey çok karanlık, ben çok korkuyorum. Çok korkuyorum ben. Siz beni bu karanlık kör kuyunun içine niye attınız? Bak şimdi kuyunun içindeyim. Ne zaman çıkacağım onu da bilmiyorum. Buradan çıkmaya ömrüm yeter mi benim? Gözünün feri sönmüş bir it, bir deriyi sürür hesabı. Ben canımı sırtıma alıp buradan çıkmaya gücüm yeter mi bilmiyorum. Ana ben niye buradayım? Murat nerede? Mehdi Bey nerede? Kendal abim nerede? Sen niye burada değilsin? Benimkisi müebbet kızım. Kendi içime düştüm. Çıkmaya ömrümün yetmeyeceği aşikar. Anne! Anne! Ya annem nasıl biri bir şey desin artık, ne olur ya. Biriniz bir şey deyin. Bırak ya, bırak. Ben de geleceğim. Kanaması durdu, şimdilik durum iyi, korkmayın. Annem kimseye zarar vermedi. Kimseye bir şey yapmadı. Buraya geldiğinden beri herkese yardım etmeye çalıştım. Niye bunlar bizim başımıza geliyor, niye? Niye? Tamam, ağlamayın artık, tamam. Bakın size söz veriyorum. Bunu yapanı bulduğumda doğduğu günü pişman etmezsem... Anasından emdiği sütü burnumdan getirmezsem. Ana. Ebru yengemin durumu iyi. Kızlar Baran da burada. Onu diyeyim dedim. Merak etmeyin yani. Tamam kızım. Tamam. Evdekileri de söylersin. Ben dışarıdayım kızım. Narin'in yanındayım. Narin mi? Narin'i bileyim. Kendal söyledi. Sen şimdi oradan ayrılma. Baran da bir kenara çek, her şeyi anlat. Ana. Kızım ne kadar saklayabiliriz ki bunu?
da Ebru'nun yanında mı? Paran seni bilmiyor. Bilirse ne olacak onu da ben bilmeyeyim. Ben oğlumun başını yere eğdim değil mi ana? Utanacak benden. Ben gerçekten ana olsam yapar mıydım böyle bir şey? Öyle değil mi? Ne diyeceğim ben ona? Ne cevap vereceğim? Ana. Ana. Ana söylesene. Ana söylesene ne diyeceğim ben oğluma, ne cevap vereceğim. Narin ablam. Ne olmuş anama? Baran, Ebru yengeyi yaralayan oymuş. Jandarmaya teslim olmuş. Yok canım, olmaz öyle şey. Ne yapmaya karar verdin? Bekleyeceğiz. Yok yani girelim mi? Burada mı bekleyelim? Nasıl yapalım? Ne diyeceğim Baran'a? Seni seviyorum oğlum mu desem? Her sorunun cevabı olur mu bu? Hakim sorsa neden? Baran'ı seviyorum da ondan. Polis sorsa, cümle alem yüzüme tükürse, katil kadın diye sıyırsam yüzümü. Baran'ı seviyorum, oğlum o benim desem, yeter mi? Neden diyecek, nasıl diyecek, ne için diyecek? Tüm soruların cevabı, seni seviyorum oğlum. Sibel, örgüye mi başladın kızım? Ne yapayım Emine abla? Boş boş durmaktan iyidir işte. İyi diyorsun, doğru yapıyorsun. Korkan be. Gel kendi alağa gel. Gel de
her günahınla yüzleş gel. Peki hamileyken gördün mü? Yani böyle hastanedeyken doğumdan sonra fotoğraf çekiniyorlar falan ya. Vallahi görmedim. Kimse de görmedi zar. Ben bile Baran'ı Nari'nin kucağında gördüm. Baran Ebru'nun oğlu. Sen gerçekten oğlun için gözünü karartmışsın Nari. Sam sen ne diyorsun? Öyle işte ya. Allah. Ana ne oldu? Ana, Narin'e ne olacak şimdi? Yapmamış değil mi ana? Narin yapmıştır. Sus Esnaf, sus. Ne olacak şimdi bana? Önce savcı karşısına, sonra da mahkemeye çıkacaksın. Sen de orada olacak mısın? Yanımda olacak mısın? Yanında olacağım. Bırakmayacaksın değil mi beni? Ben seni ilk gördüğüm günden beri hiç bırakmadım ki Nari. Çocuklar. Ama komutanım. Bırakın dedim. Baran biraz sakin ol. Anam nerede? Anama götür beni. Siz dışarı çıkın çocuklar. Emredersiniz komutanım. Baran sakin ol. Annen yeterince üzgün. Anama götür dedim sana. Gel. Yaptın mı? Sen de. Aç gözünü. Çocukluğumdaki gibi göz kırp bana. Merak etmeyin. Ben buradayım, yanınızdayım. Sizi de hiç bırakmayacağım. Uyan artık anne. Uyan, elimizi tut. Sımsıkı sar ellerimizi, hiç bırakma. Geceleri korktuğumdaki gibi sımsıkı sarıl bana. Korkma. Ben buradayım, geçti de. Çok korkuyoruz anne. Hem de o kadar çok korkuyoruz ki. Anne aç gözünü. Aç gözünü anne hadi. Kızlar. Siz de perişan oldunuz. Gidin eve biraz dinlenin. He? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Doktorlar iyileşti dedi. Atlattı çok şükür. Burada durmanıza gerek yok. O bizi yalnız bırakmadı. Biz de bırakmayacağız. Ama Ebru yengem uyandığında sizi böyle görürse çok daha üzülür. Hem Rüzgar merak eder. Kardeşinizin size ihtiyacı var. Yengem merak etme. Bana emanet. Ayşe, sen de onlarla git. Tamam Melek abla, sen merak etme. Hadi kızlar. Ya Rüzgar ne olacak? Anası ortada yok. Ablaları nerede belli değil. Ne olacak Rüzgar? Siz abla değil misiniz?
burada durup anamızı bekleyeceğiz derken rüzgarı orada sahipsiz mi koyacaksınız? Ne Emine yengem ne de anam bırakmaz. Ama ablanın yerini tutar mı? Hadi. Ayşe, hadi sen de git. Bir gelişim olursa haber ver ama. Tamam, merak etmeyin. Seni çok seviyorum anneciğim. Rüzgara bakmaya gidiyoruz anneciğim. Ana yaptın mı? Ebru'ya zarar verecek bir şey yaptın mı? Sen küçükken de böyle boncuk boncuk diker gözlerinde bana bakardın. Ben seni seyretmeye doyamazdım. Ana yaptın mı? Ben saçlarını okşardım senin böyle uyurken. Hemen yüzük güler. Ana. Senin ilk söylediğin şey anneydi. İşte o zaman ben dünyanın en mutlu annesi oldum. Bana bir şey söyle ne olur. Baran. Bütün soruların tek bir cevabı var. Seni çok seviyorum. Ana, yaptın mı? Oğlum. Bırak kokulu ezberliği. Bir daha ne zaman koklarım bilmiyorum. Ne olacak şimdi? Nereye götürecekler seni? Senden uzağa. Şimdi gözlerinin içine bakayım. Kokun silsin üstüme Baran. Ben başka bir şey istemiyorum oğlum. Ana neden ya? Neden ya? Neden? Neden? Bizi eve bırakabilir misin? Tabii. Önce rüzgarı alalım. Tamam. Şimdi? Mahkemeye çıktığında savcı karar verecek. Tutuklamaz ama değil mi? Bilemiyorum. Aslında duruma baktığında çok karışık Baran. Annen olayın tamamını hatırlamadığı için savcı ne karar verecek ben de tam olarak kestiremiyorum. Aslında her şey Ebru'nun vereceği ifadeye bağlı. Ben burada kalsam olur mu? Ben buna müsaade etsem de annen izin vermez ki Baran. Merak etme, ben hep burada olacağım. Ahmet,
Araştırmada Ebru Hanım'ın yaralandığı yerde herhangi bir kesici alet ya da bir suç aleti bulundu mu? Tamam. Gelişme olursa bana haber verin. Suç aleti orada değilse kim almış olabilir ki? Nedir durum? Hatırlamıyorum demesi işimize yarıyor. Net bir itiraf değil neticede. Kaza deriz, oradan çıkarma şansımız çok büyük Kendal Bey. Ama yine de net bir şey söylememiz mümkün değil. Yanlış. Ne edersiniz, ne yaparsınız bilmem. Ama Narin'i bu durumdan kurtaracaksınız. Elimizden geleni yapacağız. Narin yarın çıkacak. Şimdi gidin. Ne gerekiyorsa yapın, haydi. Haydi, haydi. Ne var Rıza? Ağam, sana masaj yapayım mı? Rıza abi git Allah aşkına. Kan beynimde zaten. O zaman çay vereyim ha. Kahve? İyi. Git bir kahve getir, haydi. Sağ ol ağam. Abla, parka gidelim. Abimi de çağıralım, bisikleti getirsin. Sonra ablacığım. Ada. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber ver. Rüzgar nereye? Abime bakacağım. Beni bisiklet sürmeye götürür. Ablacığım, Baran abin daha gelmemiştir. Biz ne yapalım biliyor musun? Hani şimdi eve bebek geldi ya. Çıkalım ona güzel bir resim yapalım. Sonra onu sevmeye gideriz, olur mu? Sevebilir miyim? Tabii sevebilirsin. Ama önce gidip üstümüzü değiştirip resmimizi yapalım. Sonra. Tamam. Hadi bakalım. Bence hiç düşünme. Ayşe. Sen kardeşini mi görmeye geldin? Salonda. Sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür versin inşallah. Onca acının içine geldi. Bize de umut olsun. Gözlerden, nazarlardan sakınsın. Burada o biraz zor ama. Ana, nasıl çıkacağız biz şimdi bu işin içinden? Ya Baran? Duyarsa nasıl kabullenecek? Emine, kabullenecek bir şey yok. Narin daha ne yaptığını tam hatırlamıyor. Allah'ın izniyle Ebru bir gözünü açsa o zaman anlayacaksın ne olduğunu. Allah korusun, Narin ceza alırsa
Nasıl dayanır? Ne yapara sana? Hoş geldin kızım. Mehdi'yi görmeye gelmiş. Alabilir miyim? Kızlardan haber var mı? Beraber döndük. Siz bilmiyorsunuz tabii değil mi? Neyi? Bu Ebru yengeyi yaralayan Narin'miş. Ne? Bunlar kim Rüzgar'cığım? Bebek büyümüş. Annesiyle babası da yanında. Annem nerede? Gelsin artık. Hadi ara da gelsin. Hadi gel biz bebeğe bakmaya gidelim. İstemiyorum derim sana. Annemi istiyorum ben. Rüzgar'cığım şimdi arayamayız ama. Neden? İşi var çünkü. Hem işi bitince o bizi arayacak ki zaten. İnanmıyorum size. Yalan söylüyorsunuz. Nasıl olacak şimdi? Ne yapacağız? Orasını mahkeme söyleyecek artık. Özlem yeter. Karıştığında, karıştırdığında yeter. Sus artık. Kızların haberi yok ha, ona göre. Baran demek ki ondan öyle fırladı gitti. Kızım, sen kızlara bir şey deme. Bak, Narin daha tam olarak hatırlamıyor. Ne yaptığını bilmiyor. Yani kesin bir şey yok. Ben söylemem de nasıl saklayacağız böyle bir şey? Ne yapacağız şimdi? Allah yardımcımız olsun. Sen Baran'ın yanından ayrılma. Bizi de beklemekten başka bir şey düşmeyin. Nereye? Gitmem lazım. Neden ya? Neden? Keşke yanımda olsaydın dayı. Hepiniz tek tek bırakıyorsunuz beni. Ayşe. Artık buraya dönmeyecek misin kızım? Ya bana kızım deme. Kusura bakma. Ağzımdan değil yüreğimden kaçıyor hep. Bak biz kardeşinle sensiz burada yalnızız. Sen de orada tek başınasın. Bu kadar ayrılık yetmez mi? Ha? Dönsen keşke. Kardeşine beraber baksak. Eskisi gibi sohbet etsek seninle. Bir daha söz veriyorum sana kızım demeyeceğim. Yemin ederim kimse de bilmeyecek. Aç mı? Ana kendini mi arası? Buyur ana. Kendi al. Baran her şeyi öğrendi. Arayayım aç mı? Bul çabuk olanı. Olacağı buydu. Tamam ana. Ben bulurum onu. Sen merak etme. Alır getirir. Haydi. Allah'ım sen bize yardım et. Aslanım neredesin? Amca nasıl olur bu ya? Ama ne olacak şimdi? Tamam aslanım. Geleyim ben. Bekle beni. Neredesin? O asma köprünün orada. Tamam aslanım. Haydi.
bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Sağ olasın. Bak gördün mü? Benim burada olmam tehlikeli. Ben her an biri duydu mu gördü mü diye yaşayamam. Tamam Ayşe. Sen yeter ki beni annen olarak kabul et. Onun dışında her şey senin istediğin gibi olsun. Ne olur. Gel. Dur bakalım. Aslanım, sakin ol. Hallolur her şey, merak etme. Gel, şöyle oturalım. Oh. Ben daha önce anamı hiç böyle görmedim. Buz gibi parmaklıklar arkasında. O kadar korkmuş ki. O kadar yalnız, çaresiz. Benim aklım almıyor amca. Nasıl oldu bu olay? Bak aslanım, ortalıkta bir yanlış anlaşılma var. Eminim ki Narin susuz. Yakında çıkar. Amca bak sana yalvarırım, çıkar onu. Onun yüreği kaldırmaz, çıkar onu ne olur. Bak aslanım, sen merak etme. Ben en iyi avukatı tuttum. Yarın çıkartırlar. Ama şimdi sen kendini bir topla. Sen dik dur ki anan kaybettiği gücü sende bulsun. Sen düzeleceğine inan ki anana umut ol. Haydi eve gidelim. Babaannem merakta. Ben hastaneye gideceğim. İyi. Haydi. İçeride olduğunu düşündükçe içim acıyor. Onu kurtarmam lazım ben. Her şey yoluna girecek bana. Nasıl girecek? Ebru burada, anam orada. Nasıl oldu bunlar anlamıyorum. Gelişme var mı? Yok. Bekliyoruz işte. Ama iyi olacak Allah'ın izniyle. Doktorlar az önce çıktılar. Sabaha kadar uyanmaz dediler. Baran dur, ne yapıyorsun? Allah, onunla konuşmam lazım. Olmaz, içeri girmen yasak. Ya hem seni duymaz ki. Olsun, konuşmam lazım. Kızlara ne dedim biliyor musun? Yapanı bulursam kimseye bırakmayacağım. Kendi ellerimle vereceğim cezasını dedim. Şimdi ben ne yapayım? Ben seni vurmaya kalkmıştım. Ama sen beni affettin. Hiç anlamamıştım dedim affettiğini. Ama sonra dedim ki, o da bir ana. Ana oğlu ayırmak istemedi. Ben içeri girelim diye bana acıdı. Oğlu içeri düşünce, anası biter diye anama acıdı. Ben şimdi ne yapayım? Anam geldiğin günden beri bastığın yeri kazıp atıyor. Diyorum ki babamı kıskanıyor, haklıdır. Diyorum ki benle anam bu babamdan ayrı kadın bu. Ama senden nefret edemiyor.
Neden yapamıyorum bunu? Deliriyorum, kuduruyorum. Diyorum ki babamı çalan kadın o. Ama dediğime kendim bile inanmıyorum. Rüzgara bakıyorum. Babam benden çok seni sevdi diyemiyorum. Maya'ya bakıyorum. Hatta o atarlı kızına bakıyorum. İçimde bir şeyler kıpırdı. Sana dönüp anama bakıyorum. Gözyaşları içinde babamın yanını gözlerkenki hali aklıma geliyor. Gözyaşlarını benden kaçırışı aklıma geliyor. Diyorum ki hadi Baran. Hani sana sebep işte. Ebru'dan da kızlarından da rüzgardan da nefret etmeyen için sadece sebep. Ama olmuyor. Ebru ben senden neden nefret edemiyorum? Neden anamın seni vurduğunu duyunca utançtan yerin dibine giriyorum? Anam ne olacak diyorum. Sonra Ebru ne olacak? Kızların yüzüne nasıl bakacağım diyorum. Ebru. Ben seni neden seviyorum? Sen bilirsin, sen söylersin. Uyan da söyle. Uyan. Aa, her şey bir bıraçağa çıkıyor. Ne edeceksin? Kız ne zamandır gırtlağını sıkmayayım. Canın mı çekti? Bu kadar derdin arasında deyin ki. İlla gel benimle ilgilen. He? Beni susursan ne olacak ki? Yani bunca şeyi nasıl saklayacaksın çok merak ediyorum. Görüyorsun işte. Bir yeri kapatıyorsun bir yerden fırlıyor. Özlem. Sen beni dövsen de sövsen de susturmaya çalışsan da her bir şey ortaya çıkacak. Ne kadar kapatmaya bile çalışsam çıvanın başı göründü bile. Elimde kalıcın Özlem. Yeminle elimde kalıcın. Yürü kız. Yürü. Siz çıkın. Oğuz sen hala burada mısın? Seni burada yalnız bırakacağımı düşünmedin değil mi? İşim bitti. Şimdi Oğuz olarak yanındayım. Hep olacağım gibi. Özür dilerim. Özür dileme. Özür dileme Narin. Şu an aklındaki her şey çıkar. Şimdi sadece sen ve ben varız. Ve burada değiliz. Teşekkür ederim. Özellikle de yanımda olduğun için. Hadi. Ben sana kaç kere ağzını açmayacaksın demedim mi? Bildiklerini unutacaksın demedim mi?
Yahu ben unutsam ne olacak? Sana sormayacaklar mı Narin niye bıçakladı Ebru'yu diye? Ebru yenge bu işin peşini bırakır mı sanıyorsun sen? Hadi onu geçtim. Baran, Baran neden demeyecek mi ha? Oğuz komutan ya, sana hesap sormayacak mı çok merak ediyorum. Senin o dişlerini çeneni kırarım bir daha konuşamazsın Özlem, duydun mu beni? Sen kurtuldum sanıyorsun ama yaptığın her bir şey peşinden geliyor. Daha da gelecek inşallah. Gelecekse gelecek. Ama senin görmeye ömrün olur mu onu bilemem işte. Ama korkma, ben gebertmem seni. Neden? Buna gerek kalmaz abin. Sabri abim mi? Ne o? Ölmüş eşek kurttan korkmaz mı diyeyim? Benim artık ondan korkmama gerek kalmadı. Öyle mi? Bu cesareti nereden bulayım bilmeyeyim. Ama o olmazsa ben varım. Bir şekilde belanı bulursun. Bir insan bu kadar hevesle ecelini çağırmaz ki ya. Ama Özlem işte, çağırayım. O da bir nazlanır, iki nazlanır. Ansızın çıkar gelir. Ebru abladan bir haber var mı? Melek'le konuştum. İyiymiş ama daha uyuyormuş. Ana, ilaçlarını ihmal etmiyorsun değil mi? Yok kızım yok. Her sabah alayım. Sen merak etme. Ana, bu Özlem'i ayağımın altından çek. Yoksa elimde kalacak ha. Ne oldu Kendal? Susup oturmasını öğrenemedi ana. Yine abuk subuk konuşayım. Oğlum, aslanım. Narin ne ol aşk? İki tane avukat tuttum ana. Halledecek onlar. Yarın savcıya çıkacak. Tutuksuz yargılanmasını sağlarız diyorlar. Baran nerede? O da hastaneye gitti. Ben konuştum onunla, sen merak etme. Hey aslanım, kurban olsun baba. Oğlum, aslanım, baban kurban olsun sana. Ya şuna bak, aynı babası ha. Saçları, gözleri, tombul yanakları. Hey kurban olsun be aslanım. Her şey senin için aslanım, her şey. Mehdi'm ben. Yarına bir şey oldu mu? Aman, istediği kadar canımı yaksın. Acı hissetmiyorum artık. Hem zaten onun bu çaresizliğini görmek ilaç gibi geliyor bana. Niye saldırdı şimdi bu sana? Özlem, sofra hazır. Yoksa sana da tepsi hazırlayayım. Yok Emine abla, kalsın ben yemeğini. Sağ olasın. Afiyet olsun. Vallahi dediklerin doğruymuş ha. Bekleyip seyredeceğim. Kendal bitiyor. Ben de seyrediyor. Pek seyrediyor gibi değilsin ama. Başka türlü tadı çıkmıyor. Acık bildiklerimi keyfimi süreyim değil mi? Ne biliyorsun ki? Sen de bana lafı dirhemle veriyordun. Söyle Kasım. Dur Özlem, sus Özlem, bekle Özlem. Anında ben de şimdi sana aynısını yapıyor. Dur Kasım, sus Kasım, bekle de gör Kasım. Nasılmış? Rüzgar'cığım bir şeyler yemen lazım. Sen de yemiyorsun. Hadi ama. Yoğurt yok. Bizim paşamız yoğurt istiyormuş. Hemen getiririm. Ne diyeyim bilmiyorum ki Baran. Nasıl geçecek bu işi? Nasıl başa çıkacağım ben bununla? Adamın yüz gözümün önünden gitmiyor. Aklım almıyor olanlar. Ebru abladan bir haber var mı? Yatıyor hala. Onun yanından geliyor.
Ayşe. Kızlar duydu mu? Yok, onlardan saklıyorlar. Ben onların yüzüne nasıl bakacağım ya? Annem yüzünde nasıl kalsın Ebru? Vardan senin bir suçun yok ki. Senin onların yanında olman lazım. Nasıl olayım? Beni düşün. Ben ne yapayım? O benim annem. Ama ben onun utancını taşımak zorundayım. Zor olmuş değil mi annenin utancını taşımak? Onun için üzülmek, onun yerine utanmak. Evet çok zor ama sevmekten başka çarem yok Ayşe. Senin olmadığı gibi. Keşke yanımda olsaydın. Konağa dönsen. Daha değil Baran. Neyse benim kapatmam lazım şimdi, ararım sen sonra. İyi tamam. Bire beş ele yaş diyorsun yani. İşine gelirse, işinde sen çapla. Özlem, hadi lafı geveleme de. Söyle adam gibi. Zamanla öğreneceksin, merak etme. Yalnız bildiklerim öyle şeyler ki, baksana Narin'i Ebru'yu bıçaklamaya kadar götürdü. Ne? Ne diyorsun ya sen? Ada şey, yanlış anladın. Demek anneme bunu yapan Narin'miş. Ada. Ada. Fatih! Fatih, siz zemininiz, zemininiz! Allah belanı versin, seni nasıl yaptılar? Nasıl yaptılar? Evde kalıcına devam et. Nasıl? Belanı versin seni! Eğer ona bir şey olursa seni geberteyim, anlıyor musun beni? Ne diyebilirsin? Narin yapmış işte. Biliyorsunuz ama hem iyi susuyorsunuz. Ona bir şey olursa seni gebertirim Kendall. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Bu yanına kalmayacağım. Bu yanına kalmayacağım Kendall. Bu yanına kalmayacağım. Sizin yüzünüzden! Biz dediniz ya, biz dediniz! Annen yapmış işte, Narin yapmış, biz dediniz lan! Yeter beni, yeter beni! Bırak! Reddediyorum lan, reddediyorum! Cehennemde ateş yok. Herkes ateşini buradan götürecek. Yanmaktan yoruldum. Murat'ımla tutuştu ciğerim. Alev aldım. Fırat'ımla köz oldum. Kül ol be Kadriye. Savrulup gitsen ya artık. Her kızımın göbek adı Yusuf. Hepsi kendi kuyusunda bağırıyor. Karanlığın kuyusundan sesleniyor. Ana yardım et. Göremeyim. Sessizliğin kuyusunda sesleniyor. Duyamayayım.
çaresizliğin içinden sesleneyim, yetemeyim. Kimsesizliğin içinden sesleneyim, gidemeyim. Bunca gözyaşı dökeyim, söndürmeye yetmeyim. Yanayım, yandım, tutuştum amenna. Köz oldum, ona da amenna. Kül olunca biter sandım, külüm yandı amenna. Ana, Oğuz aradı. Naren'i savcı karşısına çıkartmak için götürürlermiş. Başka ne dedi? Yok, ne diyecek ki? Savcı karar verecek. Ben de Naren'in odasından bir şeyler alayım, giyecek, çamaşır falan giysin kız. Tamam. O kadını göreceğim. Bu hiç iyi bir fikir değil adam. Göreceğim dedim. Ben de olmaz diyorum sana. Ne oldu? Yüzük aldığın kadına zarar veririm diye mi korkuyorsun yoksa? Bak ada, üzüntünü anlıyorum, öfkeni de. Ama burada böyle davranamazsın. Benimle. Burak. Yürü ada. Oğlum, her şey düzelecek Allah'ın izniyle. Merak etme. Ya anam içeri girirse? Amcan ilgileni. Oğuz komutan aramış az önce. Ananı savcılığa götürüyorlarmış. Hadi sen de kalk elini yüzünü yıka. Seni bu halde görmesin ama. Ben de üstüne başına bir şeyler alayım. Sen de şuradan bir başörtüsü çıkarıver. Oğuz aradı. Naren'i savcıya götürüymüş. Sen de gel, bir şey lazım olur belki. Tamam, hemen hazırlanırım. Ne yapıymış benim aslanım? Aman karışma, zar zor uyuttum zaten. Bütün gece uyumadı. Aman aman, uyusun benim aslanım. Uyusun da çabuk büyüsün. Bugün mü gidiyiniz hastaneye? Kontrol var. İyi, bir şeye ihtiyaç olursa beni ara. Rıza'yı yollarım, o götürsün sizi. Maya kızım. Ana. 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 Kendi anam iyi değil. Ana sen gelme. Olmaz. Benim Naren'i görmem lazım. Ana, Naren'i doğru düzgün göremeyeceğiz zaten. Hemen Naren'i alıp geleceğim ya. Ana kurban olayım. Bak kendin doğru söylüyor. Şimdi orada fenalaşırsın. Özlem, anam yanından ayrılma. Gel. Gel, açıklarım ben sen, gel. Ben bakarım babaannem. Emine, haydi.
Günaydın. Günaydın. Deniz yok mu? Yok. Abim yanına gitti. Bir şey mi oldu? Hadi bakalım Rüzgar, arabaya. Aa! Senin ne işin var burada? Baran Bey'in annesi bıçaklamış annemi. Ne? Bunun hesabını soracağım. Asla cezasız kalmayacak. Nasıl ya? Ya niye böyle bir şey yapsın? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Hiçbirinin yanına kalmayacak bu yaptıkları. Bugün savcı karşısına çıkacaksın Nari. Bak Oğuz, benim yüzümden yanlış bir şey yapmanı istemiyorum. Lütfen ne yapman gerekiyorsa onu yap. Bak Narin, bugün söyleyeceğin her şey çok önemli. Lütfen hatırlamaya çalış. Eğer emin olmadığın bir şey varsa sakın söyleme. Ben ne olursa olsun senin yanındayım. Biliyorum. Kadın. Seni mahvedeceğim. Anneme yaptıklarının hesabını vereceksin. İnşallah ömür boyu içeride kalırsın. İnşallah hiç çıkamazsın oradan. Hadi şimdi korsanız onu. Şimdi konuşsanız ne susuyorsunuz? Kes lan. Baran. Meryem. Merak etme. Bugün bitecek bu kabus. Gitmemiz lazım. Hadi. Hani hastanede ne diyordun bana? He? Hani elinden çekeceği vardı bunu yapanın. Hani hesabını sen kesecektin. Şimdi neden susuyorsun Baran? Ha? Neden susuyorsun? Hani doğduğuna pişman edecektin onu? Hani anasından emdiği sütü burnundan getirecektin? Suçlu anan olunca mı değişti doğruyla yanlış? Peki benim annem ne olacak Baran? Söylesene. Benim annem ne olacak? Baran, haydi, haydi. Ya ne olabilir bu nefretin sebebi? Annemden ne istemiş olabilir?
sakin ol. Annen iyi artık. Korkmana gerek yok. Beni annemin yanına götürür müsün? Benim onun yanında olmam lazım lütfen. Tamam, tamam. Maya. Annem nasıl Melek abla? Geceyi iyi geçirdim, merak etme. Ben annemin yanına girmek istiyorum. İzin vermezler ki. Hem zaten az kaldı. Normal odaya geçince hep yanında olacaksınız. Dayanamıyorum ya. Ondan uzak kalmaya dayanamıyorum artık. Hem de o kadın yüzünden. Annemi bıçaklayan Narin'miş. Sen de biliyordun. Nasıl saklarsın böyle bir şeyi Melek? Nasıl diyeyim Maya? Hepiniz perişan haldesiniz. Hem kesin olan da bir şey yok ki. Nasıl kesin bir şey yok ya? Nasıl kesin bir şey yok? Delirtmeyin insanı. Niye tutukladılar o zaman Narin'i? Kenan, niye bu kadar uzun sürüyor? Biter birazdan, meraklanma. Bunda başka bir durum var ha. Daha ne olsun? Canından can gidiyor. Narin Mercan'ın tutuklu olarak yargılanmasına ve dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiğine karar verilmiştir. Ben gerçekten özür dilerim. Sen de mi biliyordun? Hepiniz aynısınız. Ne kadar daha saklayabileceğinizi zannediyordunuz ha? Başımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Ne istiyorsunuz artık bizden? Yetmedi mi yaptıklarınız? Ya tamam, onun bir suçu yok. Dayanamıyorum artık ben ya. Dayanamıyorum, anlıyor musun? Daha ne istiyorsunuz bizden? Söylesenize ne istiyorsunuz ya? Yeter artık ya, yeter! Yeter, dayanamıyorum artık. Yeter.
anne uyan artık. Aç ne olur gözlerini. Hadi be anne. Hadi uyan artık. İçeri girmek yasak. Çıkın lütfen. 5 dakika ne olur. Hayır. 5 dakika annemizi görelim. Ne olur ya. Anne. Narin kızım. Emine abla. Merak etme Narin. Kurtaracağım seni buradan. Baran. Ana! 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 Ana!